Arkadaşlar merhaba. Bomba gibi bir gün, bomba gibi bir gündemle tekrar birlikteyiz. Ben Thomas Benjamin. Önemli YouTube bilgilerini içeren serimizin 12. videosuna ve tabii ki kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen konuya geçelim. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere açıyoruz hemen başlığımızı. Dayanışma, destek, gelişim YouTube'da birlik projesi izlenme programı arkadaşlar. Bugünkü başlığımız bu. Hemen konuya giriyorum. Hop, konumuzda burada. Arkadaşlar, birincisi özetlemem gerekirse 1. Bir, YouTube'da birlik projesine sömestr tatilinde daha fazlasıyla daha çok yüksek bir oranda öğrencilerle başladık. Doğru mu? Öğrenci arkadaşlarımız sömestr tart, tatili bittiğinde okullarına döndüler. Sömestr tatili bittikten sonra okula dönüldüğü için bir düşüş öğrenci arkadaşlarımızın ilgisinin derslere çevrilmesiyle yön, yönlendirilmesiyle hem aileleri tarafından hem de kendileri tarafından bunu biz de destekliyoruz. Böyle olması gayet normaldi. Bir düşüş söz konusu oldu ve ondan sonra İstediğimiz gibi YouTube'da birlik projesi devam etmedi. YouTube'da birlik projesini ateşlendireceğiz. Neden arkadaşlar? Çünkü YouTube'da dayanışma, destek, beraber hareket etme çok önemlidir arkadaşlar. Arkadaş çevreniz çok önemli. Arkadaş çevrenizle birlikte hareket etmeniz çok önemli. Başkalarından yardım istemeniz, başkalarına yardım etmeniz çok önemli arkadaşlar. Bu kanalınızı direkt 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 geliştirecek bir şey. YouTube'da birlik projesine önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Tekrarlıyorum. Bugün hafta sonu. Hala yazı çizi işiyle ilgili uğraşıyorum o projenin. Müthiş bir şekilde geliyoruz. Haberiniz olsun bu varan birdi. Varan 2 izlenme programı arkadaşlar. İzlenme etkinliğimiz, izlenme pro programımız şöyle devam edecek. Bununla ilgili katılım şartları yazdık arkadaşlar. Bu katılım şartlarını şu an size bu programda okumak istiyorum. Sevgili dostlar 2 dakikamız olmuş. Bunları açıklaya açıklaya gidersek videomuz içinde gayet zamanlama açısından da doğru olacak. Hemen geçiyorum. Arkadaşlar izleme etkinliğini neden yapıyoruz? Önce onun cevabını vereyim. Arkadaşlar izleme etkinliği biliyorsunuz YouTube'un 4000 saat kuralını, kotasını aşmak için yapmaya çalıştığımız bir etkinlik dostlar. Bu etkinlik çok önemli. Bu etkinlik gerçekten birbirine karşı güvenilir insanlar tarafından yapılması gereken bir etkinlik bizim arkadaş grubumuzda bildiğiniz üzere bomba gibi bir arkadaş grubu ve birbirini gerçekten izleyecek birbirini gerçekten kanallarını geliştirecek yapıda bir e, ekibimiz var arkadaşlar bizim ve bu ekibi geliştirmemiz gerekiyor dayanışma halkamızı büyütmemiz gerekiyor ve buna göre de arkadaşlar Kendimize gard almamız gerekiyor hem kanallarımıza zaman ayırmamız gerekiyor hem içerik yüklememiz gerekiyor işte ne bileyim hem yeni bilgileri öğrenmemiz gerekiyor yani günümüzü YouTube'da kanalımıza harcadığımız e, bu zamanı düzgün planlamamız düzgün kullanmamız ve bütün bu işlerin üstesinden teker teker gelmemiz gerekiyor arkadaşlar onun için onun için biz izlenme yükünü biraz üzerinizden almak için ve izlenme işi dayanışmayla hep beraber taşın altına el konarak el atılarak el sokularak diyelim kaldırılması gereken e, ağır bir yük olduğu için dostlar bu konuda size bir organizasyon yaptık bir dönemdir izleme yapıyoruz ama artık Bunları yazma gereği duyduk. Neden yazma gereği duyduk arkadaşlar? Onu da burada açıklayacağız. Şimdi tekrar bakıyorum videoma. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ve dostlar, izleme etkinliği katılım şartları nelerdir? Başlığımız bu. İzleme etkinliği katılım şartları 1. İzleme etkinliği izlenen kanallara izlenme kazandıran bir destek projesidir arkadaşlar. Bakın benim canlı yayınlarımda eğer izlenme canlı yayınıysa parantez içinde söylüyorum lütfen arkadaşlar bunun dışında hiçbir şey için gelmeyiniz. Biz orada odada canlı yayında ne kadar arkadaşımız varsa onları teker teker izliyoruz demektir. Lütfen başka konu açmayınız. Başka işlerinizi başka yerlerde hallediniz. Arkadaşa bakıp çıkacaktım olayı bile bana kalırsa bana soracak olursanız olmasın ama oluyorsa yine de onu ne demişiz kuralların sonunda bu kurallar nezaketle ve belirli toleranslarla yayın sahibi tarafından uygulanır demişiz. Tabii ki toleransımız var, tabii ki nezaketliyiz ama arkadaşlar asıl nezaket göstermesi gereken burada sizsiniz. Neden? Çünkü bütün odadaki arkadaşlara saygı duymanız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu proje bir destek projesidir. Yani biliyorsunuz 72 saate kadar YouTube silip tekrar yazabiliyor izlenmeleri ve buna göre bir plan program çıkartıyor kendisine. Bu kanala, bizim bu yayınımıza gelen kanala bu desteği sunmak zorundayız. Bu arkadaşımız bunun için bizim dayanışma grubumuzda ve kesin kes kesin kez bu kotayı aşmak mecburiyetindeyiz yoksa YouTube bizi iş ortağı olarak kabul etmez arkadaşlar. Bu ciddiyetle benim yayınlarıma gelin. Tekrarlamam gerekirse izleme etkinliği izlenen kanallara izlenme kazandıran bir destek projesidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şakalaşmalarımıza, başka konu açmalarımıza ve başka başka nedenlerle yayına gelen arkadaşlarımız bunların hepsine lütfen dikkat etsin. 2 Destek projesine katılan kanalların kanalların her birinin haklarını birbirine karşı korumak için bu kuralları yazmak istedik. Hatırda kalmaz, satırda kalır. Gayet açık arkadaşlar. Bakın, gayet açık, gayet seçik, gayet anlaşılır bir e, madde bu. Birbirimize karşı haklarımız var. Bunları korumak için yazmak istiyoruz arkadaşlar bunu ve beraber iş yapıyoruz. Biliyorsunuz ortak yapılan işler problemlidir arkadaşlar. Ticari ortaklıklar bile problemlidir. Neden? Ortaklar arasındaki ticari anlayış farkı bile ortaklıklarda problem olabilir. Onun için biz de burada ortak bir iş yapıyoruz. Lütfen arkadaşlar birincisi anlayış farkımızı minimuma indirmemiz için elimizden geleni yapalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar lütfen ciddiyet. Lütfen ciddiyet. Lütfen ciddiyet. Bütün bunları korumak için hatırda kalmaz satırda kalır düsturuyla atasözünü de size örnek vererek bu kuralları bunun için yazmak istedik. 3. Kanala geldiği andan itibaren sırayla anons edilen videoları izlemeyenin videosu kesinlikle izlenmez arkadaşlar. Yayın sahibinin teknik takip için sorduğu sorulara katılımcılar cevap vermek zorundadır. Arkadaşlar biz birini takip ediyorsak, kontrol ediyorsak lütfen gerilmeyin. Burası bir izleme programı. Benim yaşım bu. Benim yaşım bu kadar. Ben bu arkadaşımı izlemeyecek bir adam değilim demeyin arkadaşlar. Siz de takip edilebilirsiniz. 15 yaşındaki arkadaşımız da takip edilebilir, 70 yaşındaki arkadaşımız da takip edilebilir. Arkadaşlar 70 yaşındaki arkadaşımızın kanalı nasıl bir YouTube kanalıysa 15 yaşındaki arkadaşımızın kanalı da bir YouTube kanalıdır. Birbirlerine karşı hakları vardır. Lütfen 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 istirham ediyorum. Bunun dışında bir inisiyatif araya sokmaya çalışmayın. Böyle bir durum mümkün olmayacak. Kim olursa olsun banlanacak gerekirse canlı yayın dağıtılacak bu konuda arkadaşlar. Bu kadar ciddi bir iş bu. Çünkü arkadaşlar 15 yaşındaki kanal Enes Batur kaç yaşında arkadaşlar? Örnek vereyim. Enes Batur kaç yaşında? Ve en çok kazanan kanallardan birisi değil mi Enes Batur şu an Türkiye'de? Özet bundan ibaret arkadaşlar. 70 yaşında bir kanal sahibi değil. En fazla para kazanan arkadaşımız. Özeti bu arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. 4. İzlenme etkinliğine katılanlar canlı yayına geliş sırasına göre listelenir. Etkinlik birkaç tur olarak düzenlenebilir. İlk turda sıra geldiğinde kanalda olma mecburiyeti vardır. Diğer turlarda bu mecburiyet yoktur. Ama bütün turlarda video izleme mecburiyeti vardır. İzleme etkinliği boyunca video izlemeyenlerin videosu izlenmez. Arkadaşlar baştan sona listenin açıklama kısmına yazılan listenin izleme etkinliğinde açıklama kısmına yazılan listenin baştan sona izlemesi yapılmadan kesinlikle ve kesinlikle sizin izlemeniz yapılmaz. Bu bu kadar net. 5. İzlenme etkinliğinde 10 dakika ila 25 dakika arası videolar izlenir, izlenebilir, izlenir, izlenebilir. Like'lanır ve nitelikli yorumlar yazılır. Niteliksiz yazılan ve spam kutusuna düşen yorumların sorumluluğu yorum sahibine aittir. Yorum sahibine ait olduğundan bu yorumlar geçersiz sayılır, yorum sahipleri diskalifiye edilir ve videoları o programda kesinlikle izlenmez arkadaşlar. Bakın, bu kuralda toleransımız var yok değil. Eğer direkt karşı tarafla teatiye geçip direkt karşı tarafla teatiye geçip siz yorumunuzu spam kutusundan çıkarttırırsanız bu endişeyle de yorum yazarak yorumlarınıza başta dikkat ederseniz uzun yorumlar, nitelikli yorumlar. Gerçekten ellerinizle klavye üzerinden yazıp göndermiş olduğunuz içten, samimi, nitelikli yorumlar yazarsanız hiçbir problem yaşamayacaksınız bu konuda. Bunun dışında içine link kopyaladığınız veya herhangi bir yerden metin kopyalayıp yorumun içine yazdığınız yorumlar yüksek olasılıkla speme düşecektir. Siz bu işi nitelikli yapmıyorsunuz anlamına gelir bu da. Bizim canlı yayınımızda problem yaşarsınız bu tip hareketler içerisinde bulunursanız. 6. izlenme etkinliğine sonradan yetişenler Başından beri listeyi izlemek mecburiyetindedir. Farklı bir internet taracısı programından bu yapılabilir. Teker teker yapılan izlemeler yayın sahibi tarafından kontrol edilir. Arkadaşlar yayın sahibiyle senkronize çalışacaksınız. Diyelim ki 3. saatte yayınımıza geldiniz. 3 saat boyunca yapılan izlemeyi farklı bir internet browserından. Mesela siz normalde Chrome ile çalışıyorsunuz. Hemen yanına Explorer açacaksınız. Explorer'dan izlemeye devam edeceksiniz. Arkadaşlar bu izlenme yetisine, yeteneğine, bu izleme yeteneğine sahip olmayan bir arkadaş zaten kanalını geliştiremez. Kusura bakmayın. Biz bu konuda basit bilgisayar kısa yollarını basit bilgisayar uygulamalarını bilebilecek bir ekibimiz var zaten. Bunlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Telefonundan bir işi yaparken bilgisayarından başka bir iş yapabilme çok önemli bir yetenek değil. Hepimiz yapabiliyoruz bunlar arkadaşlar. Bunlar atla deve değil. Bunlar yapılmayacak işler değil. Ben yapamıyorum diye üfleyip püflemeyin arkadaşlar. Ya bunu yapamıyorsan kanalın gelişmeyecek arkadaş. Onu sana söyleyeyim. Evet. 7. Her gün yayına katılan ilk 4 kişi ekrana eklenir. Bu silsile sürekli devam eder. Bu şekilde ekran sürekli değişir. Arkadaşlar izleme etkinliğimizin bir ekranı var ve bu ekran arkadaşlar sayaçlardan oluşuyor. Arkadaşlarımızın sayaçları ilk 4 gelen arkadaşımız kimse onlar tarafından her gün değiştirilmiş olacak. Onlar bu listeye eklenecek ve sürekli bir değişkenlik söz konusu olacak listede. Arkadaşlar ilk 4 kişi gelecek ve onlar listeye girecekler dostlar. Bu iş bu kadar. Burada dönem içinde bazı inisiyatifler kullanabiliriz. Bu kural sabitlemiyoruz ama bilgi vermek istiyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim samimiyetimle ekranda olup olmamanız gerçekten önemli değil. Haberiniz olsun. Ekranda olup olmamanız bu programda hiç önemli bir şey değil. Kesinlikle önemli bir şey değil. Bunu haybeden yazdık onu size söyleyeyim. 8. İzleme etkinliği canlı yayını chat odasında gündemi değiştirecek şekilde konular açmak yasaktır. Bunun üzerinde hiç konuşmak istemiyorum. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Tabii ki güleceğiz, eğleneceğiz, şakalaşacağız. Birbirimizle tanışıklıklarımız artacak. Özellikle ben YouTube hakkında önemli bilgiler içeren bilgileri tekraren tekraren vermek durumunda olacağım ama arkadaşlar ortamı bozan arkadaşımız kusura bakmayınız. Gerektiği şekilde uyarılacak belki de banlanacak arkadaşlar. 9. Bu kurallar nezaketle ve belirli bir toleransla yayın sahibi tarafından uygulanır. Sorumluluk ve yetki tamamıyla yayın sahibine aittir. Canlı yayın esnasında eleştiri yapılması yasaktır. Eleştiri yapanlar banlanır. Eleştiriler yayın sahibine özel olarak iletilebilir. Youtube özel mesajlarından veya bütün sosyal medya hesaplarından yayın sahibine ulaşılabilir. Chat odasında dersiniz ki chat bölümünde Thomas sana Facebook'tan bir şey yazdım. Okur musun? Ben de müsait olduğum zaman bunu okurum arkadaşlar. Benim bugün bahsetmem gereken şeyler bunlardı ve arkadaşlar bunlara uyarsak bugünden itibaren yayınlarımıza devam edeceğiz. Aslında bununla ilgili çok daha kapsamlı bir video yayınlayacağım. Bütün bu kuralları İngilizceye ve değişik dillere de çevirerek bir altyazılı bir ...video yayınlayacağım. O önümüzdeki günlerde olacak arkadaşlar. Bu elzem olduğu için bugüne bunu yetiştirdim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma destek olmayı, videolarımı likelamayı... ...videolarıma yorumlar yazmayı... ...özellikle önemli YouTube bilgileri... ...videolarının altına konuyla ilgili... ...teknik problemlerinizi yazmayı unutmayın. Sizi arayarak bile size yardımcı oluyorum. Yalnız... Arama şeklinde olmasa bunlar çok daha iyi olur arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden de sesli aramalar gerçekleştirebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu sonlandırıyorum. Biraz sonra da canlı yayına geçmiş olacağız. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.